Dem CHP'yi oynattı demiş Akşam Gazetesi manşetinde sayın seyirciler. İttifak için İstanbul'da iki ilçeyi dayattı, aldı. Buna rağmen Dem içinde aday gösterip göstermeme tartışması yaşandı. Liste son ana bırakıldı. YSK listeyi kabul etti. Dün bir oyun oynandı bence. Dün bir Ali Cengiz oyunu oynandı. Yok yetiştirildi, yok yetiştirilemedi, yok 17-14'te tutanak imzalandı, yok aslında dijitale 16-54'te girdi falan. Bir şeyler yapıldı. Bir şeyler yapıldı. Görünen o çünkü. Ama en nihayetinde Dem İstanbul'da girebilecek. Siyasi partilerin yerel seçim adayları dün seçim kurullarına saat 17'ye kadar teslim edilmesi gerekiyordu. Yani saat 17'de şöyle, siz seçim kuruluna gidiyorsunuz. Efendim listenizi vereceksiniz, işte belediye başkan adaylarınız, efendim nedir, meclis üyeleriniz falan, bunların isimleriyle listelerini veriyorsunuz seçim kuruluna. Sizin seçimi kuruluna ayak bastığınız saate bakılmıyor. Şimdi sen, ya ben 17.00'da buradaydım ya da 16.59'da buradaydım demen yetmiyor. Tutanak. Seçim kurulu yetkililerinin listeye bakıp tutanağı imzalaması lazım. Yani onaylaması lazım. Tamam, sen giriyorsun parti olarak diyebilmesi. İşte o imzayı koyduğu noktayı saat 16.59 tebrikler, giriyorsunuz. Ha, imzayı koydu. Saat 17.01 geçmiş olsun. Dolayısıyla sen kaç gündür seçim kurulu, Yüksek YSK, bizler burada bangır 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 bağırıyoruz. 5 son, saat 5 son, saat 5 son. Sen Dem son güne bırak. Hadi son güne bıraktın. Son saate bırak. Sonra de ki Tem'de kaza vardı. Trafikte geç kaldık. Böyle dediler. Tem'de kaza vardı, trafiğe takıldık. Güler misin, ağlar mısın? Bizi saf mı zannediyorsunuz? Biz oradan... Çok özür dilerim, kendi adıma konayım. Saf salak mı görünüyorum? Dolayısıyla öyle ya da böyle, neyse. 16.54'te tutanak imzalanmış galiba. 16.54'tü bu, gazete yazmış mı bilmiyorum bu gelişmeyi ama. Efendim, Dem giriyor. Dem giriyor. İstanbul'da kent uzla... Bir de bu arada Dem'le... Dem giriyor ama... İstanbul'da Dem'le CHP'nin bir uzlaşısı var, bir ittifakı var. Buna kent uzlaşısı diyorlar. Kent ittifakı. Bunun adını koyalım. İstanbul'da Cumhuriyet Halk Partisi ve Dem ittifak yaptı. Ben Başak Demirtaş'ın adaylığı meselesinde de burada konuşurken söylemiştim. Yani Başak Demirtaş aday olsa bile son dakika... Adaylıktan çekildim, CHP adayını destekleyeceğim derlerse şaşırmam demiştim. Aynı şeyi yine söylüyorum. Aynı şeyi yine söylüyorum. Aday olmalarını fikrimi değiştirmez. Yarın 30 Mart'ta, 29 Mart biz çekiliyoruz, Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayını destekliyoruz derlerse şaşırmam. Evet, bir pazarlık yapıldı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin aday gösterdiği birçok ilçe, efendim başkanı acaba biz de çekilir miyiz diye tedirgin oldu ama Güngören ve Esenyurt belediye başkan adayları, bilmiyorum yani, aday olurken Türk gibilerdi. Ondan sonra adaylıktan çekilmeden bir gün önce Türk gibilerdi. Çalışmalarına devam ediliyordu, ediyorlardı. Ne olduysa ikisi de hastalanıverdi. Geçmiş olsun, insanlık hali olabilir. İyi niyetli düşünelim. Çekildiler sağlık gerekçesiyle ve oraya Dem Parti'nin de onayladığı, istediği, gösterdiği, hani bunları seçeceksin dediği isimlerin aday olduğu konuşuluyor, iddia ediliyor. Böyle bir durum, böyle bir durumla, böyle bir tabloyla İstanbul'da Dem CHP kent uzlaşısıyla girecek. Son dakikaya kadar çetin bir pazarlık yürüttüler gerçekten. Bu yüzden liste son ana bırakıldı. Seçim kurulu geri çevirse mağduriyet yaratılacaktı tabii. İşte diyorum ya, bir oyun oynandı. Seçim kurulu dese ki, ya kardeşim geç getirdin, bizi seçime almadılar, şöyle yapmadılar, böyle yapmadılar falan. Biliyorsunuz ülkemizde mağduriyet meselesi çokça siyaseten maalesef kullanılıyor.
Ancak İl Seçim Kurulu listeyi kabul etti. Böylece de hem CHP'ye isteklerine boyun eğdirmiş hem de kendi adaylarını göstermiş oldu denilmiş haberde sayın seyirciler. Şimdi... Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.